Kur'an birkaç yerde sorar. E entum a'lemu em illah? Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Allah mı? Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Kur'an bu soruyu sorar ve cevabı bunun bellidir. Hakikatte bu bir soru değil. Bu insanlara tevhid akidesinin doğruluğunun ispatıdır. Çünkü herkes Allah'ın daha iyi bildiğini zaten bilmektedir. Madem ki Allah daha iyi bilir, o halde bırakın Allah'ın dediği gibi olsun. İnsanların sahibi değilsiniz ki sizin dediğiniz olsun. Siz yaratmadınız ki sizin dediğiniz olsun. Hem Allah'tan daha iyi biliyor değilsiniz ki sizin dediğiniz olsun. Hem sizin menfaatleriniz de var. Siz kendi menfaatlerinize göre idare edersiniz. Siz kendi menfaatlerinize göre kanunlar koyarsınız. Öyle birisi kanun koymalı ki onun hiçbir menfaati olmamalı. Hiçbir menfaati olmayan bir zatın dediği olmalı. Fakirler kanun koysa kendi menfaatine göre kanun koyar. Zenginler kanun koysa kendi menfaatine göre. Reisler kanun koysa kendi menfaatine göre. Diktatörler kanun koysa kendi menfaatine göre. Ama Allah'tır ki hiçbir menfaati olmayan. Öyle bir zat kanun koymalı ki onun hiçbir menfaati olmamalı. Ona hiç kimse sen kendi menfaatine göre kanun koyuyorsun diyememeli. İşte hiçbir menfaati olmayan sadece ve sadece Allah'tır. Allah'tan başka herkesin bir menfaati vardır. Allah'tan başka herkes hata edebilir. Ve bütün insanlar eşit olduğu halde bir tek Allah'tır insanlarla eşit olmayan. Birileri kanun koysa diğerleri itiraz edebilir. Sen neden kanun koyuyorsun da ben kanun koyamıyorum diyebilir. Öyle bir zat kanun koymalı ki o halde hiç kimse ona ben seninle eşitim diyememeli. İşte o sadece Allah'tır. Hiç kimsenin seninle eşitim diyemeyeceği Allah'tır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kriterleri yeryüzünde geçerli olmalı.